radarınızda olan pazar Rusya pazarı mı? Yeni rakı için özellikle. Rakı ve vodka için Rusya. Yani biz zaten birçok pazara girdik ama şöyle olacak. İlk mesela, üç sıralarsak hani Rusya ardından ilk hangi? Üç, ya hayır şimdi volüm olarak, hacim olarak Almanya çok büyük bir pazar. Almanya'dan sonra Hollanda, Avusturya, Fransa, Amerika. Rusya'ya daha girmedik ama Rusya'da hem çok Türk var hem de Ruslar Türkiye'ye o kadar çok tatile girip gidiyorlar ki bir şekilde rakıyla artık aşinalık var. Dolayısıyla o pazara da girersek enteresan olabileceğini düşünüyorum. Peki yeni yatırım planları var mı? Kapasite büyütecekler mi? Hani Diageo markalarının üretimini Türkiye'ye taşıyacak mı? Şu anda kapasite miktarımız bizim yeterli. Yani her türlü kategoride kapasite miktarımız yeterli. Bir kapasite artırımı ile ilgili bir şey olacağını sanmıyorum. Diageo'nun farklı ürünlerinin Türkiye'de üretilmesi söz konusu olabilir tabii ki herhalde. Hangileri mesela en ya çok? Onu konuşmadık daha. Konuşmadık onu daha. Sizin içinizde Doğan var mı? Yok. Peki yeni içki çeşitleri olacak mı? Bu tüketicinin de merak ettiği bir konu. Özellikle fiyatlarda daha sonra gelen bir soru. Diageo şu anda zaten Türkiye'de var. Ürünleri de var. Raflarda da oluyor. Dolayısıyla fiyatlarda hele hele bu yüksek vergilerle bir değişiklik olacağını sanmıyorum açıkçası. Daha hiç o konulara girmedik. Yeni ürün olabilir tabii ki. Çünkü bizim satış dağıtım gücümüz bütün Türkiye'yi kapladığı için biz 58 bin noktaya gidebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de olmayan fakat Türk tüketicisine enteresan gelebilecek yeni ürünler olabilir tabii ki. Peki Türk markaları Diageo çatısı altında dünya pazarlarına daha rahat açılabilecek herhalde. Evet, yeni rakıyı konuştuk. Evet, başka iddialı olduğunuz... Şarapta şu anda çok iddialıyız. Birçok ülkenin önemli restoranlarını yani strateji olarak şaraba o ülkenin en önemli noktalarından girmek gibi bir stratejimiz var. Şu anda İngiltere'de 4-5 çok önemli restorandaki bunlar Michelin yıldızlı restoranlarda varız. Önümüzdeki hafta Almanya'ya gidiyorum. Orada çok önemli bir restoranda Kayra şaraplarının lansmanını yapacağız. Hangisi? Berlin. İsim vermeyeyim şimdi burada. Ama tahmin ettiğiniz olabilir bilmiyorum ama mesela Londra'da Fat Duck, Hakkasan ve L'Etranger'de varız. Fransa'da La Table de Joël Robuchon dediğimiz gene 2000'den yıldızlı bir restoran var. Orada varız. Yani şarapta bu olayı genişlemesine Diageo yardımcı olabilir. Rakıda dediğim gibi mevcut olan yerlerde dağıtım ağımızı daha güçlendirmek ve yeni rakıyı hakikaten bir dünya markası yapmak konusunda önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum. Evet şimdi çıkış alternatifi üzerinde dururken daha önce halka arzı düşündüğünüzü söylemiştiniz bu TPG için. Şimdi bu alternatiften neden vazgeçildi? Hani Diageo tabii daha iyi bir alternatif oldu. Neden? Biraz detaylarını perde arkasını konuşalım. Tabii. Şimdi geçen senenin sonlarında hissedarlarımız artık yavaş yavaş çıkış opsiyonlarını düşünmeye başlamışlardı. Burada baktığınız zaman 3 tane çıkış opsiyonu var. Bir tanesi halka arz, bir tanesi şu anda olduğu gibi stratejik bir satış veya başka bir fon şirketinin sizi satın alması. Dolayısıyla burada bankalara yetki verildi geçen sene. Ve burada bankalar tabii ki çeşitli konuşmalar, görüşmeler sonucunda... ortaya çıkan bir olay. Yani bir taraftan halka arz için hakikaten başvuru yaptık. Ama öte yandan da stratejik alıcıların hala bize olan başvurusu, bizim onlarla görüşmemiz sonucu. Bu sonuçta bir süreç. Hissedarlarımızın tabii verdiği bir karar bu. Hissedarlarımız bu tip bir stratejik blok satışın herhalde en fazla şirkete değer getirdiğini düşündüler ki bu tip bir tercih içinde oldular. Ama halka arz da bizim için iyi bir opsiyondu.